İyi akşamlar. Bugün 7 Aralık günlerden cumartesi Fırat Ana Haber'le karşınızdayız sevgili izleyenler. Elazığ'da 2 gün etkili olan ve 1500 rakımlı yerlerde 70 santime ulaşan kar nedeniyle kapanan 81 köy yolu ulaşıma açıldı. Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'ın yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. İki gün ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde 17 olmak üzere toplam 4 ilçede 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolları İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin özverili çalışması ile kısa sürede ulaşıma açıldı. Kar yağışı en çok Sivrice ilçesinde etkili oldu. Kapanan 40 köy yolu da 24 saat süren aralıksız çalışmalar sonucu açıldı. Öte yandan il ve ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler de hem kış lastiği ve zincir uygulaması yapıp sürücüleri uyardı, hem de karla mücadele ekiplerine eşlik ederek yardımcı oldu. Karla mücadele ekibinde görevli personel 24 saat aralıksız çalıştıklarını belirtti. Dün Alaaddin yolu kapalıydı. Muhtarların ikisi kalmıştı. Çatalkaya'nın ve hacıların muhtarı yolda kalmıştı. Onları çektik götürdük saat 9.30'a kadar. İşte bugünden belli de arkadaşlarımız, bir gliderimiz şu anda Üçlerce'de, diğeri hacılar tarafında. İşte kar makinemizde şu anda kayak merkezinde dozerimiz kez öylesine Alaaddin yolunu genişle diyor. İşte şu anda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 7-24 buradayız. Güzelli bakım evinde yatıp kalkıyoruz. Yani herhangi bir şey olursa da burada vatandaşa hizmet vermeye hazırız. Kar yağışının 24 saatte 70 santimetreye ulaştığını belirten Karaçalı Mahalle Muhtarı Ercan Karlıdağ ise ekipler yoğun bir mesai harcıyorlar. Kar makinesi ve kepçeleriyle bizim için seferber oldular dedi. Kar 24 saattir 70 santimetreye ulaştı. Halen de kar yağışı devam ediyor. Açıyorlar, yollarımızı açıyorlar kapandığı zaman. Yani kar makinesiyle, kepçeleriyle seferber oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yılın ilk karının köylerine düştüğünü aktaran köy sakinleri de bütün yollarımızı açıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Allah devletimizden razı olsun ifadelerini kullandılar. Yılın ilk karı buraya düşüyor. Hazar babanın. Abime söyleyeyim biz burada hayvancılık yapıyoruz. Allah razı olsun devletimizden. Bütün yollarımızı açıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Baskil'in Sarıtaş köyünde ormanlık alanda çalışırken aileleriyle birlikte yağan yoğun karda mahsur kalan 40 orman işçisi il özel idaresi ekiplerinin gece saatlerine kadar yaptığı çalışmanın ardından kurtarıldı. Elazığ kırsal kesimlere yağan karın ardından çok sayıda köyün yolu ulaşıma kapanırken köy yollarını açık tutmak için yoğun bir çaba sarf eden il özel idaresi ekipleri zaman zaman gelen kurtarma ihbarlarına da anında müdahale ediyor. Baskil'e bağlı Sarıtaş Köyü, Boz Armut Mezrası yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. 40 orman işçisi ise yağan yoğun kar ile birlikte ormanlık alanda aileleriyle mahsur kaldı. Olayın il özel idaresi ekiplerine bildirilmesinin ardından hummalı bir çalışma başlatıldı. Kurtarma faaliyetlerine katılan ve bir açıklamada bulunan Sakabaşı Köyü Muhtarı Çetin Tekkuş, il özel idaresi ekiplerinin yoğun mesaisinin ardından köylülerin kurtarıldığını söyledi. Dün akşamdan beri köyümüzde etkili olan kar yağışı nedeniyle bu bizim dağ kesiminde bulunan Zibel'in en üst tarafındaki leşe ağacından kömür yapıp çalışmasında bulunan arkadaşlarımız dağda mahsur kalmışlardır. Ekibimiz tarafından dairemizin sağ olsun
gönderdiği ekibi bizle beraber yoğun bir çalışmayla hayırlısıyla çok şükür mahsur kalan ormancı kömürcü arkadaşlarımıza kavuştuk ve hiçbir sıkıntı olmadan, maddi ve manevi sıkıntılar olmadan çok şükür hayırlısıyla uğraştı kendilerine. Ekiplerin 5 saati aşan zorlu çalışmasıyla yol açılarak mahsur kalan işçiler ve aileleri kurtarıldı. Toprağın Kadınları yarışmasında dünya birincisi olan Mimar Özgül Öztürk'ün memleketi Keban'da duvarları nefes alan, toprak yapıdan yağmuru depolayan ve güneş enerjisiyle elektrik üretim sağlayan Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Hayaliydi, gerçek oldu. Önce projesini hazırladı, ardından tanıtımını yaptı ve sonra inşası başladı. Şimdi de verilen o emeğin karşılığı gerçekleşen açılışla taçlandırıldı. Bu yol babamın anısına yürüdüğüm bir yoldu diyerek sözlerine başlayan kadın girişimci Mimar Özgül Öztürk, gözyaşlarına hakim olamadı. Beni getiren, bu projeyi proje halinde olmasına yol açan aslında buranın Nimri köyünde doğup, Nimri köyünde 59 yaşında vefat eden babamın anısına yürüdüğüm bir yol. Hiç beklemediğim bir şekilde bu yolculuk beni buraya getirdi. O yüzden canım babama da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Burası Kadın Eğitim Üretim Merkezi olarak kullanılacak. Ben 2007'de niyet ettiğim bir şeydi bu. Toprak yapı, köydeki yapılaşmaların çok çarpık olması üzerine bir köy ev örnek modeli olarak bir toprak yapı yapmayı kendi köyümde hayal etmiştim. Ama kendi köyüm yaşamayan, çok az yaşayan bir köy olduğu için Keban merkezi 30 köyünde bağlı oldu ve merkezinde olduğu köye yapmak daha sürdürülebilir kılacağı için sevgili başkanım Fethiye Hanım'a arayıp bize bir yer vermesini talep ettim. O da sağ olsun kırmadı ve burayı bize proje olarak, yer olarak verdi. Öztürk yapılan ekolojik evle ilgili bilgi verdi. Topraktan duvarları olan 100 yaşında bir hocamın tekniği olan Alker tekniğiyle yaptım. Kerpiç tekniğiyle değil. Tamamen duvarları ısındığında termos gibi tamamı ısınan, enerji harcamadan, pişirmeden yapılan. Çatısı Ondine Avrasya destek oldu ürün sponsorluğunda. Yeşil çatılı. Yağmur suyunda Meta mühendislikten ürün desteği aldık. Yağmur suyu toplanıp rezervuarlara onu hidroforla bastığımız ve güneş enerjisinden de elektriğini alacağımız bir küçük ev. Kagider Genel Başkan Yardımcısı Füsun Usta ise Kagider'le ilgili bilgi verdi. Kagider 17 yıldır kadın istihdamı için çalışıyor. Onları ekonomik yönden, girişimcilik yoluyla geliştiren bir dernektir. Kagider'in ihracat ve ticaretle ilgili yaptığı eğitimlerle ilgili çeşitli etkinlikleri vardır. Bunların en önemlisi pusula eğitimleridir. www.pusula.com adresine girdiğiniz zaman, bunu kadınlar için söylüyorum, herkes online bir eğitim alabiliyor. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan da öze dönüş hikayesi yaşıyoruz. Bu eser onun sonucu dedi. Öze dönüş hikayesi yaşıyoruz. Bu gerçekten çok değerli. Mekansal olarak da, kişisel olarak da bir öze dönüş var. Bu eser bunun bir sonucu. Özgül Hanım'la ilk önce İstanbul'da tanışmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam bir turizm fuarındaydı. Evet, böyle bir projesi olduğundan bahsetti. Biz gerçekten çok etkilendik. Kendisine bu konuda destek olacağımızı ifade ettik. O da inandı, yılmadı ve Elazığ'a bu eserimizi kazandırdı. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Kazandırılmasında Keban Belediye Başkanımız Keban'ın en güzel alanlarından birini tahsis etti. Ona da teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda iş dünyamızdan birçok insanımız da buraya maddi manevi sponsor oldular. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önemli olan bu eserlerin, bu yapıların yaşatılabilmesi, bu işlerin sürdürülebilir olması, sürdürülebilir kılmak. Bununla alakalı da inanıyorum ki bu eserin meydana gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlar en doğru kararı verip buranın şehrimize, ilçemize, ülkemize
kazanç sağlaması, değer katması adına gereği de yapılacaktır. Kiban Belediye Başkanı Fethi Atlı da emeği geçenlere teşekkür etti. Bugün açılışı yapılacak olan Ekolojik Ev ve Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi açılışı için bir aradayız. Bu emeğin ortaya çıkmasından ötürü önce mimarımız Sayın Özgür Öztürk'e, valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırma, Ticaret Odası Başkanımız Sayın Asilhan Arslan'a, Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğlu'na, bu eserin inşası sırasında görünmeyen kahramanlara, Elazığ Belediyesi personeline, Keban Belediyesi personellerine, günlerdir heyecanla ürettikleri yiyeceklerin hazırlanmasında emeği olan hanımlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizin emeklerine sağlık. Rabbim sizlerden razı olsun. Bundan sonraki süreçte siz hanımlar üretimi burada yapacaksınız ve Keban girişindeki statlarda da satışınızı yapacaksınız inşallah. Rabbim şimdiden emeklerinizi zayi etmesin. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ise Keban'da doğru yerdesiniz. Burada bir kadın belediye başkanının olması sizin ve bizim için çok büyük bir avantaj ifadelerini kullandı. Burası o kadar çok övülecek bir yer ki çok anlamlı. Bir taraftan ekolojik hayata destek veren, tamamen doğal formda yapılmış bina. Bir taraftan kadınlar için, kadınların üretimi için yapılmış çok büyük bir destek. Kadınları hayatta daha gösterir kılabilmek için, kadınları hak ettiği değeri verebilmek için çok büyük bir emek. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten imece usulüyle yapılmış çok kıymetli bir bina. Yalnızca bina değil, içinin sevgiyle, muhabbetle, kadın eliyle doldurulduğu çok kıymetli bir proje. Ben Özgür Hanım'a öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir emek var burada. Keban'da doğru yerdesiniz. Burada bir kadın belediye başkanının olması sizin için, bizim için çok büyük bir avantaj. Biz biliyoruz ki kadınların ellerinin değdiği her yer çok kıymetlenir, çok güzelleşir. Keban'daki kadınlarımızın bir desteğe, bir hareketlenmeye ihtiyacı vardı. Bu hareketi de siz sağladınız. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'da, Keban tarihi derinliği ve kültürü ile önemli bir ilçe dedi. Bir kadının elinden bu çıktım. Bunun temelinde, inşasında, yapılmasında biz ne kadar destekçi olursak olalım, kadınların el emeği, göz nuru, alın teri var. Öncelikle onları tebrik etmek lazım. Bulunduğumuz bölge özellikle Keban'da tarihi derinliği olan, yanımızda hemen Yusuf Paşa Ziya Camii'nin olduğu restorasyona gittim. Çok derin bir kültürü, kadim bir kültürü olan, doğal güzellikleriyle de mağarası, Keban Barajı, Çırçır Şelalesi ve yeni keşfettiğimiz kanyonlarıyla muhteşem bir destinasyon. Yılda buraya 1 milyona yakın insan geliyor ama eminim bu değerleri daha iyi tanıttığımız zaman, o gün yüzüne çıkardığımız zaman, yeni bir destinasyon anlayışıyla turizm sektörünün hizmetine sunduğumuz zaman bu rakamlar 2 milyonu geçecektir. Bu da ne anlama geliyor? Burada daha çok üretim, daha çok kadınların işin içine girmesin, üretmesin, yöresel gastronomi, musikiyi, geleneksel ürünleri daha çok ortaya çıkarması ve bundan bir gelir elde etmeleri. Bu proje gerçekten özel bir proje, eko bir proje. Az önce ifade ettim, dünyada ikinci trend ekoturizm, eko travel dolayısıyla bu tür yapılar çok talep ediliyor. Konuşmaların ardından Yufkat Başkanı sanatçı Aygün Çam seslendirdiği türkülerle davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Can sarıldı benim sadık yârim kara toprağı beyhude doğrandı ey dost boşa yoruldu benim sadık yârim. Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, madende yaşayan vatandaşlara son uyarısını yaptı. Konut ve iş yerlerine başvuru yapmayan vatandaşları uyaran Pıhtılı, müracaat etmeyenler kanuni olarak geri dönülmez bir şekilde hiçbir yardım alamayacaktır dedi. Maden ilçesinin Cami Kebir Mahallesi'nde meydana gelmesi muhtemel heyelan afetinden dolayı konut ve iş yeri yardımında bulunulacaktı. Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, madenli vatandaşları başvuru yapmaları konusunda son kez uyardı. Pıhtılı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
Maden ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde meydana gelmesi muhtemel heyelan afetinden dolayı konut ve iş yerlerinin nakli uygun görülen afet zedelerin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın olurları ile son kez olmak üzere hak sahipliği ek süresi 9 Aralık 2019 ile 7 Ocak 2020 tarihleri arasında 30 günlük yasal süre içerisinde yapılacaktır. Afat'tan konut ve iş yer almak isteyenler için Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde Maden ilçesinde kurulacak olan geçici hizmet bürosuna talep ve taahhütname ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu yasal sürede AFAD'a müracaat edenlere sadece konut iş yeri yardımı yapılabilecek, müracaat etmeyenler kanuni olarak geri dönülmez bir şekilde hiçbir yardım alamayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur, dedi. Türkiye'de en fazla göç veren bölgeler arasında Doğu Anadolu bölgesi yer alıyor. Peki Türkiye'deki Elazığlıların hepsi Elazığ'da yaşasaydı Elazığ'ın nüfusu kaç olurdu? İşte yapılan araştırmanın sonuçları geliyor ekranlarınıza. Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? Türkiye'de kimi bölgeler göç verirken kimi bölgeler de fazlasıyla göç alıyor. Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz en fazla göç veren bölgeler arasında yer alırken Marmara bölgesi en fazla göç alan bölgelerin başında yer alıyor. Yapılan bir araştırmayla memleketlerin gerçek nüfusları ortaya çıktı. Elazığ'ın şu anda nüfusu 595.638. Eğer Türkiye genelindeki tüm Elazığlılar Elazığ'da yaşasaydı, şehrin nüfusu 316.045 kişi artarak 911.683'e çıkacaktı. Yani Elazığ 1 milyon nüfusa ulaşan şehirler arasında yer alacaktı. Ayrıca Elazığ bu nüfusuyla büyük şehir de olabilecekti. 911.683 nüfusla Elazığ aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 37. şehri olacaktı. Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan Zeki Akbıyık'la gündem programının bu akşamki canlı yayın konuğu Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları olacak. Saatler 21'i gösterdiğinde Zeki Akbıyık'la gündem programına konuk olacak. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ'la ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şubesi ekipleri Elazığ merkezinde son 2 hafta içerisinde ikametten, iş yerinden ve otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ile kablo hırsızlığı gibi birbirinden bağımsız meydana gelen toplam 6 hırsızlık olayının faillerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma yaptı. Yapılan hırsızlık olaylarında 6.000 TL parayı, 2 adet motosikleti, 1 adet dizüstü bilgisayarı, 1 adet cep telefonunu, kapalı kasa bir araç içerisinde piyasa değeri 300.000 TL olan kabloları ve bir mahallede bulunan sokak direklerindeki telekom kablolarının da kesilerek çalınması olaylarını gerçekleştiren faillerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Ekipler gerçekleştirilen operasyonda toplam 10 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ver yansın etti. Bürokrasinin işleyişine yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Gündoğan, projelerin hayata geçmesini geciktiren nedenleri tek tek sıraladı. Ciddi şeyler çok hızlı yürümüyor. Yani bürokrasiye sık sık takılıyorsunuz. Sivrice ilçesinin başkanlık makamına oturan Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, 7 aylık süreçte yaptığı çalışmaları anlattı. Biz genellikle ilçenin geldiğimiz zaman zaruri ihtiyaçlarına bir bakalım dedik. İlçemizde bir lavabomuz yoktu, dışarıdan gelen misafirlerimiz. Özellikle yazın çok karabalık oluyor Sivrice. Çok gelen gidenlerimiz de oluyor. Tuvaletimiz yoktu, onu yaptık. Engelli bay bayan hizmete geçirdik ilçemizde. Mahallelerimizde ciddi bir kanalizasyon sorunu vardı. Birçok mahallemizin bir kısım yerlerinde kanalizasyon bağlantıları eksikti. Altyapı eksikliği vardı. O altyapıda çok ciddi bir mesafe katlettik Karaçalı mahallemizde hemen hemen.
bağlantılarının hiçbiri yapılmamıştı. Onların bağlantılarını yaptık ki altyapı da gözle görünmüyor ama ciddi bir emek ve masrafı olan hizmetlerdir. Olgunlar Mahallesi'ndeki kanalizasyon bağlantılarımız eksikti. Onları tamamladık, onları yaptık. Mezarlığımızın yolunu, çevredeki yollarını, ana arterlerini asfaltladık. İnsanlarımız bir cenaze olduğu zaman mezarlığımız biraz yüksek bir yerde, dağın eteğinde ulaşımda sıkıntı yaşıyorduk. Onları kısa sürede hallettik. Hayata geçirecekleri projelere değinen Başkan Gündoğan, bürokraside işlerin hızlı ilerlememesinden veryansın ederek bu işleyişin projeleri hayata geçirmeyi de yavaşlattığını söyledi. Bürokraside işler çok hızlı yürümüyor. Bakın bir projemiz var göl kenarıyla ilgili. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu, ışıklandırma gölde, göl kenarı boyunca 5-6 kilometrelik bir alan. Projemizi hazırladık ama bazı kurumlardan görüş almak zorundasınız, bazı kurumlardan izin almak zorundasınız. Emin olun her izin bir ay sürüyor. O da 3-5 kez arıyoruz, yani rica ediyoruz, nimet ediyoruz ya işte bizim şu yazımıza cevap falan filan. O yüzden hakikaten ciddi şeyler çok hızlı yürümüyor. Yani bürokrasiye sık sık takılıyorsunuz. Çok güzel de bir projemiz, onay aşamasında, onaylanacağını da umuyoruz. 5-6 kilometrelik sahil boyunca yapacağımız peyzaj çalışması da bunun içinde, dahilinde. Çok güzel bir görünüm olacak. İlçeye doğal gaz gelmesiyle ilgili girişimleri olduğunu ifade eden belediye başkanı, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sözü olduğunu anımsattı. Doğal gaz konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın Sivrice'ye bir sözü var. Evet. Bir sözü var. 2019 yerel seçimlerinden önce Elazığ'daki mitinginde Sayın Cumhurbaşkanımız Sivrice'ye doğalgaz en kısa sürede çekilecek dedi. Tabii bu bizim için tutunacağımız çok ciddi bir dal. Yani biz de bunun üstüne gidiyoruz, peşini de bırakmıyoruz. Şimdi doğalgazın Sivrice'ye çekmesinde çok büyük bir maliyet yok. BOTAŞ boru hattı ilçenin içinden geçiyor. Yani ilçenin tam içinden geçiyor. Orada bir dağıtım istasyonuyla Sivrice'ye doğalgaz çok rahatlıkla dağıtılır. Doğalgazda biz seçildikten sonra bunun peşine takıldık tabii. Görüştük, görüşüyoruz. Aksa yetkilileriyle, bakanlık yetkilileriyle. Sivrice programı alınmış. Doğalgaz çekilmesi konusunda, kesinlikle yani. İlçenin aracılıkta önemli bir noktada olduğunu ifade eden Başkan Gündoğan, İlçenin balının markalaşması konusunda çalışmaları olduğunu söyledi. Paketleme ünitemizi kuracağız, patentimizi alacağız. Ya bir marka olma yolunda ilerleyeceğiz. Sadece Sivrice'nin Keven balı, ki çok kaliteli bir bal, kaliteli bir üründür. Bizim de potansiyelimiz de çok fazla. Özellikle yaz aylarında dışarıdan gelen çok büyük sayıda gezgin arıcılar da geliyor, Keven balına geliyor. Bizim Sivrice'de bayağı bir son yıllarda arıcılığa rağbet var. Yani arı sayımız iyi, ben tarımcı olduğum için oradan da biliyorum. Bizim ilçede yaklaşık bizim Sivrice'lere ait 11 bine yakın bir arılık kovanımız var. Evet. Kovanımız var. Dediğim gibi bu bir örgütlemek lazım, bunu markalaştırmak lazım. Elazığ Teknikerler Derneği'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kurulda Başkan Zuhal Bulut güven tazeledi. Elazığ Teknikerler Derneği birinci olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda üyelerine seslenen Başkan Zuhal Bulut, teknikerlere lisans tamamlama haklarının verilmesi gerektiğini ifade etti. Meslek yüksekokullarının endüstri ve sanayi nitelikli teknik eleman yetiştirmek amacıyla kurulmasına karşın zaman içinde kuruluş amacından sapan bir düşünceyle sermaye sahiplerinin teçhizat ve makinası önünde köleleştirilmiştir. Meslek yüksekokullarının YÖK için istihdam kaynağı, yerel yönetimler için gelir kaynağı, siyasiler için de yardım kaynağı, aileler içinde umut kaynağının olduğu bir ortamda bu okullardan mezun olanların ise temel insani haklarının gasp edildiği acı bir tablodadır.
ya meslek yüksekokulları kapatılmalı ya da diplomalı işçi olmaktan çıkıp hakları genişletilmelidir. İstekli olan teknikerlere de kendi alanlarında lisans tamamlama hakları verilmelidir. Bulut, biz bir olursak çözülemeyecek sorun yoktur, dedi. Bu mücadelede görüntüsü olan ancak sesi çıkmayan teknikerlerin en kısa zamanda derneğimize üye olmaları bu haklı mücadelemizde bizlere destek vermelidirler. Aksi takdirde ilelebet sessiz kalmayı ve verilmeyen hakları kabul etmiş olmalıdırlar. Bizler kimsenin hakkını yemeyeceğiz, kimseye de hakkımızı yedirmeyeceğiz. Faturası ne olursa olsun mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bizler birbirimize inanır ve birlik olursak üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlarımız olmayacaktır. Genel Kurul'un divan başkanlığını yapan Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, Teknikerler Derneği'nin üye bazında iyi bir yere geleceğine inandıklarını söyledi. Bu öğrendiklerimizin arasında Teknikerler Derneği'nin en çok üyeye sahip olduğu şube olarak da Batman söylendi. Ama böyle güzel bir çıkışla, güzel ve halis niyetlerle çıkılan bu yolda Elazığ Teknikerler Derneği üye bazında Batman'ı geçeceğini ve Türkiye'de ender illerden, saygın illerden biri olacağına inanıyorum. Sayın Başkanım, teknikerlerin sıkıntılarını, sorunlarını az ve öz bir şekilde izah ettiler. Tabii burada en önemli vurgusu teknikerler siyasilerin yardımcıları olarak görüldüğü, ailelerin de umut beslediği, umut kaynağı olan bir iş kolu olarak addettiler. Tek listeyle gidilen genel kurulda Başkan Zühal Bulut güven tazeledi. Jandarma ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Yapılan çalışmada iki şüpheli yakalandı. 12 kilo 870 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında belirlenen iki şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri takibe aldı. Jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edilen iki şüpheli, Elazığ kırsalında düzenlenen operasyonla otomobil içinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 12 kilo 870 gram esrar ile bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Jandarmaya götürülen iki şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesinin alınıp adliyeye sevk edileceği bildirildi. Oyuncu yazar Özkan Özkür'ün oynadığı tek kişilik komedi oyunu Meddah, tiyatro severlerden tam not aldı. Oyuncu yazar Özkan Özkür, Meddah adlı tiyatro oyunu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Hoş geldiniz. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun tiyatro severlerden tam notu aldı. Küfretseydin keşke ya. Böyle ufaktan bir şey olsaydı. Ya. Dedim benimki o kadar ufak değil. O an... Tek kişilik sahnelenen komedi oyunu izleyenleri kırıp geçirdi. Ofis arıyorum, ev arıyorum, çocuğa bakıyorum, büyük çocuğu ben götürüyorum... Hanımefendi evde yatacak, doktor demiş. Evi süpürüyorum, yemek yapıyorum, çiğ köfte. Hem de etsiz, hiç sevmem. İki günde bir. Şimdi o çocuk normal olabilir mi? İki günde bir çiğ köfteyle besleniyor. İçeride bulgurla tepkimeye giriyor. Yani biyopsi yapsalar, parça alsalar çiğ köfte çıkacak. Çocuğun hamuru güzel. Ya bir kadın doğum servisi İzmir Ege Üniversitesi depresyona girdi ya. Bana böyle acıyarak bakıyorlar. Hocam işte tıp da bir yere kadar. Program drama ve diksiyon kursuna katılanlara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.
Özgür İnsan diye bir kültür sanat merkezimiz var. Orada konuşmayla alakalı eğitimler yapıyoruz. Drama dersleri, diksiyon dersleri, öğrenci koçluğu, yani sınav sürecindeki gençlerle çalışıyoruz. Bir de ticari olmayan, sadece biz bize yaptığımız bir kitap kulübümüz var her hafta. Kitap severler bizimle irtibat kursunlar. Programı bitiriyorum. Sürçülisan ettiysek affolsun. Memnun kaldınız mı? Evet. Bu önemli. Narkisos'un bedeni de nergis çiçeklerine dönüşüyor. Nergis. Sanayi Mahallesi sakinlerinden İsmail Toz Koparan 97 yaşında vefat etti. İlimiz Sanayi Mahallesi sakinlerinden İsmail Toz Koparan vefat etti. Ahmet, Mustafa ve Mehmet Toz Koparan'ın babaları olan 97 yaşındaki İsmail Toz Koparan, öğlen namazına müteakip Sanayi Mahallesi'ndeki Ağa Çelik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta defnedildi. Toz Koparan ailesi taziyeleri Sanayi Mahallesi Ağa Çelik Camii taziye evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum İsmail Toz Koparan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Günün gelişen haberlerini sizlere aktardık ve ana haber bültenimizin sonuna geldik. Kısa bir ara, aranın ardından spor bülteniyle tekrar karşınızda olacağız. Hanımlar ısı yalıtımıyla, ses yalıtımıyla, hatta ve hatta koku yalıtımıyla konforlu bir yaşam Elysium'da sizleri bekliyor. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz İl Özel İdare deplasmanda pazar günü Hatay Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki gururumuz İl Özel İdare ligin 8. haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Adana Basketbolu 95-86 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra galip gelen Bordo Beyazlı temsilcimiz, pazar günü Antakya Spor Salonu'nda saat 17'de oynanacak maçta da sahaya galibiyet için çıkacak. Bu maç öncesinde temsilcimiz İl Özel İdaresi Kadın Basketbol takımımız 10 puanla 6. sırada yer alırken, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 9 puanla 8. sırada yer alıyor. Elazığ Spor'da Eyüp Spor'la pazar günü oynanacak zorlu müsabakanın hazırlıkları tamamlandı ve Bordo Beyazlı ekibimiz maç saatini beklemeye başladı. Pazar günü oynanacak olan ve düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Eyüp Spor'un konuğu olacak Bordo Beyazlı takımımız son çalışmasını İstanbul'da yaptı ve konakladığı otelde dinlenmeye çekilerek maç saatini beklemeye koyuldu. Teknik direktör Levent Eriş ve yardımcılarının eşliğinde saat 13'te Bayrampaşa Arda Turan Spor Tesislerinde yapılan haftanın son çalışmasında taktiksel varyasyonlar üzerinde durulurken aynı zamanda Eyüp Spor maçının taktiği denendi. 8 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Esenler Stadyumu'nda oynanacak olan Eyüp Spor Birevim Elazığ Spor karşılaşmasını Eskişehir bölgesinden klasman hakemi Semih Kurt yönetecek. Elazığ Spor'da cezalı futbolcular Kadir Bekmezci ve Kadir Taşoğlu bu önemli maçta forma giyemeyecek. Son haftalardaki çıkışıyla düşme hattından hızla uzaklaşan 3. lig temsilcimiz Elazığ Belediyespor, pazar günü evinde Esenler Erok Spor'u konuk edecek.
Elizabeth Spor'da Esenler Erok Spor maçı hazırlıkları tamamlandı. Son iki haftada aldığı 6 puanla çıkışa geçen ve Erok Spor engelini de kayıpsız geçmek isteyen Lacivert Kırmızılı ekibimizde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Bu doğrultuda son çalışmasını saat 13'te kendi tesislerinde yapan Elizabeth Spor'da bu antrenmanla birlikte hazırlıklar da tamamlanmış oldu. Temsilcimizde teknik direktör Alaaddin Tutaş ve yardımcılarının kontrolünde yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. 8 Aralık Pazar günü saat 13'te Gençlik Merkezi'nde oynanacak olan Elizabethspor Esenler Erok Spor maçını Mersin bölgesinden klasman hakemi Ali Rıza Altunbakır yönetecek. Zorlu maç öncesinde temsilcimizde sarı kart cezalısı Can Morgül dışında eksik bulunmuyor. Bölgesel Amatör Lig'de temsilcimiz Fırat Üniversitesi ligin 12. haftasında pazar günü Şanlıurfa Belediyespor'u konuk edecek. Diğer temsilcimiz Sürsür Spor'un ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle Siverek Belediyespor maçına çıkmama kararı aldığı iddia ediliyor. İkinci grupta mücadele eden temsilcilerimizden Fırat Üniversitesi bu hafta elimizde ligin güçlü ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. 8 Aralık Pazar günü saat 14'te Fırat Üniversitesi sentetik sahada oynanacak olan zorlu mücadeleyi Trabzon Bölgesi Bölgesel Hakemlerinden Murat Kasap yönetecek. Aynı grupta mücadele eden bir diğer temsilcimiz Sürsürü Spor ise deplasmanda Siverek Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Ancak Sürsürü Spor'un bu maça çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Aldığımız bilgilere göre ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor şartlarda ligdeki mücadelesini sürdüren Sürsürü Spor takımının Siverek Belediyespor maçıyla birlikte bundan sonra bölgesel amatör ligde mücadele etmeyerek ligden çekileceği belirtiliyor. Sezonun 12. haftası öncesinde temsilcilerimizden Fırat Üniversitesi 22 puanla 6. sırada bulunurken Sürsürü Spor ise 12 puanla 10. sırada yer alıyor. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor bültenimizin de sonuna geldik. Bir sonraki haber kuşağında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.